Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Xitay bu yıl Qashqarını Xitayların bahar bayramlıq sənət keçilikinin şöbə rayonu qıldı. Xitay rejimi Şərq Türkistan'da icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq cinayetini yoşuruş, şundaqla assimilasiya siyasetini texamu kən köləmdə icra qılış üçün bu yıl Xitay Mərkəzi Televiziya Stansının Bahar Bayramlıq Birləşmə Köngül Eşikeçiliki Şöbü Meydanının birini Qashqar qılıb bekitdi. 10 fevral Xitaylarının Bahar Bayramı bulup, Xitay bu yıllık Bahar Bayramı sənət keçiliki programmasını Beijing'deki asaslıq sorundan başqa Shenyang, Changsha, Xi'an ve Şarkı Türkistan'ın Qashqar şehirden ibaret 4 tarmaq orunda ötküzgen. Xitay Merkezi Radio Televiziya Stansi 2024 yıllık Bahar Bayramı'nın Birleşme Köngül Eşikeçilikinin şöbü meydanı bulgan Qashqar'da tayarlanan atılmış Güzellik Şinjan'da namlıq numarını CCTV 1. kanalda tarqatqan. Xitay bu qitimliq faaliyetke alahidi tayarlı kılgan bulup, bir neçe haftadan beri Xitay teşviqat vasıtları bunu alahidi gün tertibke keltürgen idi. Keçilikte Xitaylar arasında tunulgan bir kısım Uyghur naqşçı usulçılar bu faaliyette alahidi numar orullab Xitayning teşviqatıga maslaşkan. Qashqar vilayetlik Komünist Partikomunun muavin sekretari Su Jiaobing Xitay rejiminin Qashqar şehrini bahar bayramlıq birleşme köngül eşikeçilikinin şöbü meydanı qılıp bekitişi haqqıda Qashqarını çağallıq sənət keçilikinin şöbü meydanı qılış Şinjanğa nisbətən bir çoğ iş. Bu Kompartiya Merkezi Komiteti Teşviqat Bölümü ve Merkezi Radio Televiziyasının Medeniyet arqalıq Şinjanı özgertiş üçün qollanğan əməli tədbiri deyip bildirilgan. Bu Xitayning tunji qitim bahar bayramlıq keçilikni Sharq Turkistan'ga o'rinlashtirishi bo'lib, Hong Kong taratqolarining bu vaqtda e'lon qilgan tahlilida Sharq Turkistonda mustaqillik harakati bir qadar kuchli bo'lgan janubga joylashgan Qashqar shahrini Xitayning bahar bayramlıq ko'ngil ochish keçilikining shoba maydoni qilib bekitish Xitoy rejimining bexatarlikka bo'lgan ishonchini ko'rsatib beradiganligi qayd qilingan. Xitay rejimi bu yıl Şarkı Türkistan halkını bayram ötküzüşke teximi haddeden aşkan derecede mecburluğun bulup, Xitaylarının bahar bayramının Uyghur qatarlıq Türkiye halklarının tarihten biri tebrikləb gelgen ən-ənivi bayramı ikkallike köpləb təşviq kılıngan. Şarkı Türkistan'ın barlıq şehri yezi kənetlerde Xitaylarının bahar bayramını tebrikləş faaliyetleri uğrullaştırılgan. Oququcularga, işçi xizmetkilerge mecburi Xitay kimi keydirilip, Xitaycı usullar oynatılgan. Xitay haberlerde yana Uyghurlarının Xitaylar bilen birlikte atılmış harpi eşiyep bayram tebrikli geldiki alahidi haber kılıngan. Tahlilçilerinin qarışça Xitay rejimi Qashqarını çağallıq birleşme köngül eşikeçilikinin şöbü meydanı qılıp bekitişi arqalıq Şarkı Türkistan'da yürgüzülvatkan irqi qırğınçılıq cinayeti ayıplengen xalqaralıq haberler ve ayıplashlarga qarıştırışqı urungan. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da sistemilik irqi qırğınçılıq yürgüzüşkü başlığandan buyan Uyghurlarının ən-ənilerini, örüp adetlerini çekleş bilen birge Xitay kültürü, örüp adetleri ve bayramlarını zorlap tanmaqta. Türkiye'nin danlıq futbol klubları Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqını gün tertibke keltirdi. 10 fevral keşte Türkiye'deki ictimai taratqularda başlanğan Uyghur irqi qırğınçılıqı namlıq hashtag faaliyeti de işgaliyetçi Xitay rejiminin İstanbul'da turuşluq sabıq başkonsili Suyvey'nin 2019 yılı Uyghurlar haqqıda kılgan sözleri qaytidin gün tertibke kelgen bulup Türkiye'deki danlıq şahıslar Uyghurlarını qollab Xitayını irqi qırğınçılıq cinayeti bilen ayıpledi. 2019 yılı Mart ayında ötküzülgen Bahar Bayramı faaliyetinde Xitayning aynı vaqtdagi baş konsuli Suyvey Doğan haber agentligi muhbiriga qilgan sözida Sharqi Turkistanda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini rad qilish bilan birga Xitayning jinoyatlarini aqlab kesal bo'lgan minglarni davolayotimiz deb bildirilgan edi. Onun qaytidin gün tertibke kelgen bu bildirilashlarga qarşı Türkiye'deki endanlıq futbol kulüplerinin biri bolgan Galatasaray'nın komanda başlığı Kerem Aktürk oğlu özünün ijtimai alaqı hesabıda qattıq inkas qaytırdı. O X hesabıda kesel bolğanı onların yani Uyghurlarının mıngısı emas, belki kişilerini mecburi halda ailesinden ayırıp caza lagırlarga qamagan irqi qırğınçı ideya deb yazdı.
Kerem Aktürk oğlunun reddiye bayanı kıskığını 1-2 saat içinde Türkiye'deki ictimai taratkularda gün tertipki geldi. Bu reddiyeye 100 manlığan kişi inkas yazdı hem de hem bahirledi. Ondan başka Türkiye'deki en danlıq futbol kulübüden biri bolğan Trabzon komandasımı resmi hesabıda inkas kaydırıp, Xitayning Uyğur qatarlıq Türkiye xalqlarga qaratqan zulüm bastırışlarına gazipini bildirdiğanlıqını tekitledi. Bir türküm akbarat organları ve nurğulluğan danlıq şahıslarımı bu hareketki avaz koştu. İmamlar orada küçük bölgede padişah gibi görün, yönetiyor bölgeyi. Orada insanın beyni yıkanıyor. Böyle bir durumda bu radikalizm düşüncesine etkilenen kişinin onun beyinleri hastalandı. Bu hastasını iyileştirmek için okulları kurduk. Tayvan boğazından uçup ötken Xitay hava şarının sani barğansırı köpeydi. Xitay rejimi quyup bergen casusluk hava şarının Tayvan boğazıdan kündülük uçup ötüş qetim sani bargan siri köpeygen. Amerika vazının bu axtiki xabirde bildirilişe, Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği 9 fevral bayanatı ilan qilib, ötken 24 saat içinde Xitay Komünist rejiminin 8 hava şarının Tayvan boğazıdan uçup ötkenlikini bayqığanlıqını, hava şarının Tayvan boğazıdan künlük uçup ötüş hareketinin yukarı noktaya yetkenlikini bildirgen. Xabarda qeyd qilinishicha, tunji hava şari 8 fevral ətigende bayqalgandan başlap, en ahırkı hava şari şu günü keçti yana bayqalgan. Hava şarının ikisi Tayvan aralıdan ötken, biri Tayvan hava boşluğunu qayıp bolgan, yana biri Tayvan aralının şimalığı yötkelgen. Tayvan taratqolarının haberlerine asaslanğanda Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği Xitay Armiyasının deniz ve hava boşluğu hareketleri hakkında toxtulup, 9 fevral şujay vaxtı saat 6'dan 10 fevralgıcı bolğan aralıqda Xitayning 5 kürəşçi ayroplani ve uçquchisiz ayroplani 4 birleşme uruş paraxoti Tayvan boğazı etrafıda hareket kılğanlıqını, ayroplandan ikisi Tayvan boğazının merkezi liniyesini kesip ötüp, hareketini Tayvanın gharbi canobi ve şimalının hava boşluğu kengeytkeli bildirgen. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği Devlet Armiyasının vazife ödeyatkan ayroplani paraxot ve kırgakını asas kılgan başkurulduğan bomba sistemisi arkalık vaziyetini yakından közütüp inkas kaydırdı degen. Xitay Müdafiye Ministerliği Reuters agentliğinin bu aktiki sualıga cevap kaydırmagan. Gerçi Tayvan ötken ile 13. aydan başlap Xitay hava şarının avasiya bir xatarlıkıge tehdit salgalıqını oturgu koygan bozumu, ama Xitay bunun kapısan kılmay Tayvan'nın Xitay'nın bir kısmı ihkallikini dava kılıp gelmekte. Türkiye'ye F-16 setip berişke karata Amerika Palatası da hiç kanda kanuni tosalığı kalmadı. Amerika hükümetinin 26 yanvarda F-16 kürəşçi ayroplanının Türkiye'ye setilişi doğrusu da palatağı yollığan resmi uxturuşu denkin, kanunluq bekitilgen 15 günlük tekşürüş müddeti setişki tosalığı buladığan hiç kanda mesele körülmestin toştu. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışça 15 günlük tekşürüş ve narazılık bildiriş müddeti ceryanı da fakat Kentucky Kengaş Palata azasının Kengaş Palatası'na sunulan narazılığı gün tertipki kelgen. Mezkur kanun lahisi Kengaş Palatası'nın Taşkı Münasifetler Komitetiği yollanğan bosumu, ama bu kanun lahisiyle karıda hiç iş kılınmıgan. Bunun bilen Amerika hükümetinin resmi uxturuşu denkin palatadaki 15 günlük müddet tünügün keşte ahırlaşkan. Amerika Qoral Yaraq eksportini kontrol qilish qonuniga asosan aloqador organlar o'tirsida setish jarayonining boshlanishida hech qanday to'salg'u qolmagan. Türkiye Amerika'dan 40 tane yeni F-16 Block 70 kürəşçi ayroplanı setibilişini ve ambardaki 79 ayroplan üçün zamanivileştiriş zapkaslarını tələb qılğan idi. İsrailiyanın Rafah şehrine hücum kılış tayarlıkları bütün dünyada narazılık kozgıdı. Gazze rayonunda öy makallardan ayrılgan Palestinlikler panahlanıvatkan Rafah şehri İsrailiye kısımlarının hücum nişanına aylandı ve netçi olgan Palestinlik öldürüldü. İsrailiye Başministeri Benjamin Netanyahu 4 fevralda Rafah şehrine kuruqluqtan hücum kılışı tayarlık kılış buyruğunu çürgendiyken, İsrailiye Uruş Kabindinin rayonda panahlanıvatkan 100 manlığan Palestinlikni qoğulap çıkırış hizmetini başlığallıqı haber kılındı.
İsrailiya taratqolari bosh minister Netanyahuning Rafah shahriga qiladigan hujumni Ramazon ayidan burun, ya'ni 11-martdan 9-aprilgacha tamomlab bo'lishni talab qilganligini xabar qildi. Rafah shahriga qarshi harakatning tayyorliklari dunyo miqyosida qattiq norozilik qo'zg'imoqda. Yevropa ittifoqi tashqi munosabat va xavfsizlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Rafah shahriga qilindigan hujum tasvirligisiz insonparvarlik apitini keltirib chiqaradi deb ogohlantirdi. Angliya tashqi ishlar vaziri David Cameron Rafah shahriga qilinish ehtimolligi bo'lgan hujumdan qattiq andisha qilayotganligini aytdi. İspanya Tashqi ishlar ministri Jose Manuel Alvarez mo İsrailiyaning Rafahga qaratgan harbiy harakatini kengaytirishning insonparvarlik apitini oshirib etadiganligini bildirib, İsrailiyaning hujumlarini ayibladi. Saudi Arabiston bo'lsa, Rafahda texmo cho'ng insonparvarlik apitining yuz bermasligi uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashini jiddiy yig'inga chaqirdi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertaki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmatullah.